yaşadığı iki sürü bir köy vardı. Onlar kendilerine şirin derlerdi. Çok iyiydiler. Ya sen eşek kadar olun. Hala şirinleri mi izliyorsun? Git kendi iş bulsana. Karışma lan sen benim işime. Bak bak gözlüklü şirine bak. Ulan yanlış sopayı almışım. Yere düşmese midir? Bak adam bütün parasını çekti. Gözleri de görmüyor. İşimiz çok kolay olacak. Gözleri görse ne olacak? O göbekle bizi yakalayamaz ki. Tüy lan. Boş boşuna plan yaptık günlerce. Götürüp geri verelim bence çantayı. Buyur abi. Çantanla sopayı getirdin. Allah sizden razı olsun. Benim için hırsızın peşine koşup çantamla sopamı getirdiniz. Ne koşması abi? Hırsız bizdik zaten. Vicdanınız el vermedi değil mi? Köprünün parasını çalmaya. Vicdanımız niye el vermesin ki? Bizim işimiz bu. Ne diye çantamı getirdiniz öyleyse? İçinde Türk lirası var sanıyorduk. Dolar çıktı. Dolar para etmiyor ki. Dur lan dur. İçinde dolar var. İşine yaramaz. Dolar mı? Ulan Rıdvan. Sana güvenip bütün paramı dolara yatırdım. Hırsız bile doları görüp çantayı geri getiriyor. İnşallah ileride para eder de yüzümü kara çıkartmazsın. Aklımda çok çılgın bir proje var. Neymiş o proje Tosuncuk? Anlat bakalım. Çiftlik işine gireceğim. Bu mu lan çılgın projen? Her yer çiftlik zaten. Öyle çiftlik değil lan, sanal çiftlik. Sanal çiftlik ne oluyor? Daha tam karar veremedim. Düşünme aşamasındayım. Niye çıtı lan oyundan? Bir kızla konuşuyorum ben seneden. Müzik mi yükleyeceksin? Yok, eve internet yükleyeceğim. Flash'ta nasıl internet götüreceksin? Göster bakalım. Bak şimdi. Ne eşi? Yükledim işte. Allah'ım sen sabır ver. Herkese benden yarım saat uzat abi. Hayırdır lan? Sevgilim var artık, sevgilim. Harbi mi? Hayırlı olsun kardeşim. Bakın, resmini de yolladı bana. Bu benim sevgilim lan. Nereden sevgilin öyle lan senin? Daha yeni tanıştık kızla. Durun beyler, niye kavga ediyorsunuz ya? Lan benim sevgilim resmi de yazıyor lan burada. Boşa tartışıyorsunuz beyler. Tek hesap bu. Dünya nüfusunun %80'i aşık bu kıza. Ben sana yakındır. 3 yıldır çıktım kıza utanmadan fake hesap diyorlar. Yürü gidin lan buradan. Tam 10 defa çantamı çalmaya çalıştılar. Senin sayende hiçbir şey olmadı. Niye abi, ben ne yaptım? Bütün paranı dolara yatır demedin mi? Dedim. Doları gören çantayı geri getirdi. Lan onun senin ne işi var? Rıdvan çocuklarla maç yapmaya giderken bana verdi. Bende kaldı. Sakın bu tusa basayım deme ha. Buna mı? Ooo gençler, devletin para kazanmasını bu kadar mı istiyorsunuz? Nereden maskeler? 1-2008'den geliyoruz memur bey. Kendiniz deli gibi yapmanıza gerek yok gençler. Deli de olsanız bu cezayı ödeyeceksiniz. Ne delisi memur bey? Neyse, 12 sene sonra öderiz artık. Buyurun beyler cezanız. Siz böyle maske takmamaya devam ettiğiniz müddetçe korona öldürmeye devam edecek. Ulan 12 yıl sonrasına geldik. Uçan araba olacak diyorlardı. Halen 90 model Doğan'a biniyor herkes. Ulan bırak arabayı, benim kanım acıktı. Suda bir yemek yiyelim. Oha, dönere bak. Çelek altına yarışıyor. Yapacağım bir şey yok. Hoş geldiniz abi. Ne isterseniz? Abi masada bir tane döner. Paket mi olacak? Yok abi, burada yiyeceklermiş. Bir de diyorlar ki niye bu kadar pahalıya satıyorsunuz? Dolandırıcı mısınız siz? Ne pahalısı oğlum? Piyasada en ucuz döneri biz satıyoruz.
Bunlar ya çok fakir ya da çok salaklar. Dikkat et, parayı vermeden kaçmasınlar. Aldım abi. Hatta paraları yetmedi. Üzerine 1 lira ben koydum. Bunlar ya çok fakir ya da çok salak. Hop birader. Utanmıyor musunuz içeride sigara içmeye? Sana ne oğlum? Ana mısın baba mısın? Hesap mı vereceğim sana? Vereceksin tabii lan. Söndür o sigarayı. Hayırdır beyler, neyi paylaşamıyorsunuz siz? Sigara içeceğim, adam hesap soruyor. Soracak tabii. 2009'dan beri içeride sigara içmek yasak. Bilmiyor musun sen bunu? Pardon abi, ekim işte giden sanatsını bilmiyoruz biz. Ben sana bunlar ya çok fakir ya da çok salak demiştim ya. Demişsin abi. Lan oğlum bunlar salağın önde gideni lan. Bu icat insanlık için bir devrim olacak. Şunu da bağlarsam... Neredeyiz lan yine? Bu adam da kim? Tamam lan, tanıyorum ben bunu. Telefonu icat eden amca. Alexander Gargamel. Gargamel sinirlerdeki kötü adam değil mi? Lan bu arada etraf niye siyah beyaz? Ben seni renkli görüyorum. Geçmiş zamana geldiğimizi göstermek için yapılan bir montaj bu. Dizilerde hep böyle yapıyorlar. Lan ne gerek var? Bak düzeldi. Siz de kimsiniz? Biz gelecekten geldik Gargamel amca. Sakın yapma o icadı. Neden yapmamı istemiyorsunuz? Hemen göstereyim. Bak icadını ne hale getiriyorlar 2020'de. Kimse yüzünü görmedi değil mi? Yok abi. Taktık maskeyi. İndik motora. Ulan keşke vermeseydin. Tarihin aylarıyla oynayacağız. Oğlum adamın icadı değil mi? Görsün gelecekte icadı ne hale sokuyorlar. Ulan adam senin yüzünden icadı yapmaktan vazgeçti. Yapacak bir şey yok. Gidelim bence artık. Neredeyiz lan yine biz? Büyük ihtimalle 2020'deyiz. Nereden anladın 2020'de olduğumuzu? Baksana oğlum, ormanı çöp götürüyor. Üstelik bütün ağaçlar yanmış. Tabii biz burada ne yapıyoruz Allah aşkına? Haberlerde gördüm. Göktaşı buralara düşürmüş. Onu bulup satıp zengin olacağız. Lan yine mi 2020'deyiz? 2020'de ne işimiz var bizim? Acil 2008'e dönmemiz lazım. Döner 15 lira. Yakıt 6 lira. Bol olmuş 7,5 lira. Geçinemeyiz biz böyle. Lan o kadar yukarı atmaya ne gerek vardı? Şuraya bıraksaydın ya. Başkası da takılıp düşmesin diye. Ulan hakikaten dediğin gibi 2020'de her şey para ediyor. Adamlara baksana, taşı görünce altın mumus gibi sevinip kaçtılar. Ulan taş bile para ediyorsa biz burada hayatta geçinemeyiz. 2008'e dönelim bence. Geldik. Vallahi geldik. Rahmi abi. Rahmi abi. Lan parayı dolara çevirdim, bir tek siz sevindiniz. Ne dolara? Seni gördüğümüz için sevindik Rahmi abi. Gel seni bir öpeyim abi. Mustafa, hep beraber bir 2020'ye gidelim diyorum. Ne diyorsun? 2020 mi? Lan onları boş ver. Beni götürsene 2020'ye. Rahmi abi, sen 2020'de ölüyorsun. Ne? Evet arkadaşlar, zaman makinesi 4'ü de bugün bitirdik. Çok emek verdik. Umarım beğenip videolarımı yaparak destek olabilirsiniz. Mustafa, yapacağım bir şey yok. Her şeyi söyledi adam. Lan Rıdvan, sen bu dizinin hem senaristi hem yönetmeni değil misin? Öldürme oğlum beni. Yaşat. Yaşamak çok güzel bir şey. Bu videoya 30 bin like gelirse yaşayacaksın. Gelmezse cenaze namazını kılacak. Hatta vinç getireceğiz tabutu taşımak için. Günce arayın şimdi, yaşın o zaman. Seninle birlikteyken aşkımdır beni var eden, yokluğunsa mahveden. Bir üzündür içime ansızın çöküveren. Seni özlemek canıma tak etti, bir tanem özlemek, izlemek yollarını gözlemek.